Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam etmek ve metabolizma konuları ile genel kimyada öğrendiğimiz konuları birleştirmek istiyorum. Hatta genel bir kimya bakışından elektrokimyayı özel olarak gözden geçirmek istiyorum. Daha sonra bunu metabolizmadaki en büyük konulardan biriyle, hücresel solunumda glikozun yıkımı ile bağlayacağım. Hatırlayalım, hücresel solunum vücudun etkili bir şekilde ATP'yi, yani canlılarda enerjinin temel birimini üretebilmesinin yolu olarak tanımlanır. Bu hücresel solunum konusunu ilk defa tanımlarken bu gittiğimiz yol aslına bakarsanız biraz alışılmadık bir yoldur. Ama yapmaya çalıştığım şey gerçekten anlaşılır. Burada bir taşla iki kuş vurduğumuzu anlayacaksınız. Çünkü eğer elektrokimya kavramını anlarsanız aynı zamanda hücresel solunumu da anlayacaksınız ya da tam tersi. Şimdi genel kimya derslerinden elektrokimya konusuna dönerek devam edelim. Çözeltinin etrafında yüzen katı çinko ve bakır iyonları arasındaki yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerine bir göz atalım. Sulu çözeltiyi temsil etsin diye buraya suda yazıyoruz. Tepkimenin ürünleri çinko katısı ve bakır iyonları. Yükseltgenme indirgenme tepkimelerinden yani redoks tepkimelerinden bahsettiğimizde elektronların akışından bahsettiğimizi hatırlayın. Burada şu soruyu sormalıyız. Elektronları kazanmak ve kaybetmek nedir? Pozitif yüklü olan bakır elektron kazanıyor ve böylece nötr olan katı bakıra dönüşüyor. Bakırın elektron kazanıyor olması indirgeniyor olması anlamına geliyor. Diğer yandan katı çinko elektron kaybediyor. Yani negatif yük kaybediyor ve yükseltgeniyor. Elektronların eş zamanlı kayıplarını ve kazanımlarını görmenin diğer bir yolu da Elektron kaybeden çinkodan daha sonra katı bakıra indirgenen bakıra doğru olan elektron akışını yazmaktır. Bu tabii ki elektrokimyanın ortaya çıktığı yerdir. Çünkü elektrokimya, elektrokimyasal hücre olarak adlandırdığımız şeyi oluşturarak bu elektron akışını korumamıza izin verir. İlerleyelim ve bu özel indirgenme yükseltgenme tepkimesi için bir elektrokimyasal hücre oluşturalım. Bunlardan iki tane içeren çizeceğim. Bunlara yarım hücreler deniyordu. Çünkü her biri bütün kimyasal hücrenin yarısı. Birbirlerine elektronların akışını yalıtabileceğimiz bir tel ile bağlı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu iki yarım hücreyi bağlayan tuz köprüsü dediğimiz bir bileşik daha var. Kısa bir gözden geçirme olarak bunun her bir hücre arasındaki iyon akışını sağladığını unutmayın. Böylece elektronların hareketinden dolayı bir yük değişimi olmayacak. Şimdi ilerleyelim ve bu elektronların nereden geldiğini hatırlayalım elektronlar elektron kaybeden çinkodan elektron kazanan bakıra doğru akar. Bu gerçekten elektrokimyasal hücrenin marifetli bölümü. Elektron kaybedenden, bu durumda katı çinko, elektron kazanan bakır iyonlarını ayırt etmemizi sağlıyor. Yani tel boyunca elektron akışını izole etmemizi sağlıyor. Aslına bakarsanız burada indirgenenden yükseltgeneni ayırdığımızı fark etmeniz yeterli sonunda da akım dediğimiz bu tel boyunca süren elektron akışı bir ampulü yakmak gibi enerji gerektiren işlemleri yapmamızı sağlar. İşte bu videoda değinmek istediğim en önemli nokta bu. Biz de vücudumuzda hücresel solunum sırasında bir elektron akışını izole ederiz. Ancak bir ampul yakmak yerine bu elektron akışını ATP formunda kimyasal enerji elde etmek için kullanırız. Devam edelim ve hücresel solunum için olan tüm tepkimeye bakarak bunun nasıl işlediğine bir bakalım. Burada özellikle glikozun nasıl parçalandığına bakıyoruz. Glikozun kimyasal formülü 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijenden oluşur. Pek çok farklı basamakta gerçekleşse de glikoz parçalanması için tüm tepkime glikozun su ve karbondioksit üretmek için oksijenle birleşmesinden ibaret rakamları da denkleştirmek adına buraya ekliyorum. Aslında tüm bu tepkime çinko ve bakır örneği gibi aynı zamanda bir yükseltgenme indirgenme işlemidir. Ancak elektron akışı buradaki kadar açık değildir. Şimdi bu tepkimeye bakarak indirgenme yükseltgenme tepkimesini yani redoks tepkimesini daha biyolojik bir perspektif üzerinden yeniden gözden geçirmenizi istiyorum. Çinko ve Bakır örneğinde hangisinin negatif yük kaybedip kazandığı açıktı. Ama burada elektron yoğunluğunu da düşünmek zorundayız. Glikoz molekülüne baktığımızda karbondioksit oluşturmak için elektron yoğunluğunu kaybettiği için yükseltgendiğini görüyoruz. Esasında bu akla uygun bir yol. Devam edelim ve bunun yükseltgendi, e, yükseltgendiğini e, söylemiş olalım. Karbona bakacak olursak iki oksijen atomuna bağlandığında Oksijen atomlarının gösteriyi çaldığını görüyoruz. Çünkü onlar karbondan daha elektronegatiftir. Yani karbon çok küçük bir elektron yoğunluğuna sahiptir. Önceden elektronları o kadar da çalmayan hidrojenlerle çevrelendiğinde de elektron yoğunluğunun çoğunu kaybetmişti zaten. Şöyle bir hatırlayalım. Eğer bazı şeyler yükseltgeniyorsa bazıları da indirgenmelidir. Bu durumda oksijen molekülümüz diğer bir deyişle son elektron alıcısı indirgeniyor. Yani elektron yoğunluğu kazanıyor. Aslında oksijen burada glikozda kaybettiğimiz elektronları ve hidrojenleri kazanıyor. Burada bir hidrojen kazancımız var ve su oluşturuyoruz. Dolayısıyla su oksijenin indirgenme ürünü. Şimdi tekrardan bu elektron akışını elektronların glikozdan oksijene aktığını söyleyerek özetleyebiliriz. Bu çıktıyla beraber buradaki elektrokimyasal hücremize dönmek ve ikisi de elektron kaybettiği için katı çinko'nun glikozumuza benzediğine özellikle değinmek istiyorum. Bakın, buradaki bakır iyonu oksijenimize epey benziyor çünkü ikisi de indirgeniyor. Devam ediyorum ve elektrokimyasal hücre ile hücresel solunum arasındaki benzerliği göstermek için çinko ve bakırı silip yerine glikoz ve oksijen yazıyorum. Açıkçası bu elektrokimyasal hücreyi oluşturma konusunda fazlaca teorik bilgiye başvurduk. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi vücudumuzdaki hücrelerde bu anlattığımız gibi iş gerçekleşmiyor. Fakat vücudumuzun kullandığı elektron akışı aslında tam olarak budur. Burada sileceğim yerde bir ampul yakmak yerine vücudumuz elektronların akışını kullanır. Tabii ki vücudumuz elektronların akışını hücresel solunumun tüm görevi olan ADP'yi yeniden ATP'ye dönüştürmeye izin vermesi için kullanır. ATP vücudumuzdaki enerji e, gereksinim işlemi için tüm yakıtı sağlayabilir. Vücudumuzun burada gösterdiğimiz gibi tel veya ayrı ayrı yük konteynerları olmasa bile her ikisiyle aynı işlevleri bulunduğunu belirterek çizdiğimiz hücresel solunum ve elektrokimyasal hücre arasındaki benzerliği genişleterek devam edebiliriz. Tel'den başlayalım. Vücudumuzda tel yerine ETZ olarak kısaltacağım elektron taşıma zinciri bulunur. Ve bu elektron taşıma zinciri elektron kabul etmeye veya kaybetmeye hazır proteinlerin bir sırasını içerir. Burada işlevsel bir karşılığını bulmak istersek eğer vücudumuz ayrı ayrı kaplar kullanmak yerine hücresel solunumda gerçekleşen tepkimeleri ayrı ayrı bölümlere ayırabilir. Hücresel solunumun oksidatif fosforilasyon denilen son basamağının mitokondride gerçekleştiğine özel olarak değinmek istiyorum. Şuraya mitokondriye benzeyen bir organel çizeceğim. Mitokondrinin iki farklı boşluğu vardır çünkü iki zarı bulunur. Dış boşluğu gibi bir de iç boşluğu vardır. Hücresel solunumun yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinin farklı yerlerde İki boşluğun arasında gerçekleşmesi ve farklı proteinler tarafından düzenlenmesi, vücudun elektron akışını etkili bir şekilde yalıtmasını sağlar. Artık özetlemek ve son noktayı koymak için glikoz parçalanmasının birkaç farklı basamakta gerçekleştiğini tekrar etmek istiyorum. Bu süreç boyunca yükseltgendiğinde daha da yükseltgenmiş olan çeşitli e, metabolitler veya yan ürünler oluşur. Bu metabolitler elektronları her basamakta elektron taşıyıcı moleküller denilen moleküllere verir. Teknik bir özellik olarak en son basamakta elektronları elektron aktarma zincirine ve oksijenlere veren elektron taşıyıcı moleküller olduğunu belirtelim. İlerleyeceğim ve bunu bir yıldız işaretiyle göstereceğim. Ve doğruca devredeki elektronları verenlerin elektron taşıyıcı moleküller olduğunu buraya yazacağım.